Merhaba arkadaşlar. Bu tablomuzda da sürekli zamanları çalışacağız arkadaşlar. Sürekli zamanlar continuous tenses dediğimiz yapılar. Burada tabii önemli bir detay var. Şunu önce öğrenmek lazım. Olmak fiilinin zamana göre çekimi ve devamında gelen fiil ing yani ing takısı alırsa biz sürekli zamanı elde etmiş oluruz. Birinci kısımlara dikkat edin. Olmak fiilinin zamana göre çekimi var. Dolayısıyla örneğin emizler geniş zamanda, buzzword geçmiş zamanda, will be gelecek, have has been ya da had been, will have been bunlar perfect yapılar. Would be yine işte geçmişte geleceği ifade eden bir yapı. Ama eğer bunun devamında gelecek fiil ing yani ing takısı alırsa sürekli zaman elde edilmiş olur. Bu tablolarla net bir şekilde zamanı öğrenmiş oluyorsunuz. Sürekli zamanlardan bahsediyoruz. Örneğin doktor ameliyat ediyor şu anda bir süre devam eden. Doktor ameliyat ediyordu geçmişte bir süre devam eden. Doktor ameliyat ediyor olacak gelecekte bir süre devam ediyor olacak. Doktor ameliyat etmekteydi past perfect continuous etmekte olacak future perfect continuous. Bu yapıların çok sık çıktığını söyleyemeyiz. Ama bu yapılar karşımıza çıkardı arkadaşlar. The doctor would be operating, ameliyat ediyor olacaktı. Bu da geçmişte geleceğin sürekli. Ve en çok da ilk üçünden bahsediyoruz. Ama tabii formül bizim için önemli arkadaşlar. Zamana göre olmak fiilinin çekimi ve fiil daima ing takısıyla birlikte kullanılır arkadaşlar.